Bir proje yürütürken bazı sembol setlerini oluşturmamız ve bunları bir arada kullanmamız bizim yararımıza olabilir. Yani işimizi hemen görecek tek bir sembolle uğraşmak elbette çok basit. Ama mesela diyelim ki bir web sayfası tasarımı yapıyoruz Illustrator içerisinde ya da bu sayfanın belli elemanlarını, örneğin butonlarını biz tasarlıyor olacağız. Dolayısıyla bu butonları ya da hangi projeyi yapıyorsak artık o elemanları hep beraber bir sembol seti olarak, daha doğrusu bir sembol kütüphanesi olarak oluşturmak ve daha sonraki projelerimizde kullanabilmek isteyebiliriz. Şimdi sembol kütüphaneleri dediğimde Symbols paneline, sembol panelimize tekrar bir bakmamız en mantıklısı olacaktır. Standart olarak açtığınız dokümana göre burada varsayılan bazı sembollerin göründüğünden daha önce bahsetmiştik. Bu sizin açtığınız dokümanda farklı olabilir, hiç fark etmez. Ama sol alt tarafa geldiğimde, buradaki kitap ikonlarını gördüğümde, buraya bir kere tıkladığım zaman aslında Illustrator içerisinde kendiyle beraber gelen birçok sembol grubunun da olduğunu görebiliriz. Bakın burada aklınıza gelebilecek birçok şey işte 3 boyutlu sembollerden ok tipi sembollere, fashion yani moda sembollerinden logo elemanlarına, doğadan işte retro sembollere kadar birçok sembolü burada bulabiliriz. Buna daha önce bir değinmiştik zaten kısaca hatırlıyorsanız. Buradan mesela 3D Symbols'a bir kere tıkladığımız zaman 3D Symbols farklı bir panel olarak buraya gelecektir ve bu panel üzerindeki sembolleri yine istediğimiz gibi aynı mantıklarla çalışmamız içerisinde kullanabiliriz. Ama bunlar her zaman bizim projemizde ihtiyacımız olan şeyler olmayabilir. Böyle bir durumda kendi sembollerimizi üreterek bunlardan ayrı bir kütüphane yapma yoluna gitmeyi seçmek isteyebiliriz. Şöyle ki bunu yapmak için öncelikle şuradan kurtulalım. Yani bunlarda kendi kütüphanemizi oluşturacağız. Öncelikle Sembol panelimi boşaltmak en mantıklısı olacak çünkü burayı kaydediyor olacaktır Illustrator. Birinciyi seçiyorum aynı bilgisayarda dosyalarda gezer gibi shiftte beraber sonuncuyu da seçiyorum ve çöp tenekesi ikonuna bir kere tıklayarak karşıma çıkan emin misin seçeneğinde de evet diyerek sembol panelimi temizlemiş oluyorum. Ve daha sonrasında benim daha önce bakın örnek semboller isimli bir dokümanım var burada hazır. Siz de bulabilirsiniz çalışmalar egzersiz dosyaları içerisinde. Burada 3 tip mesela bu 33 de olabilir. Yani 3 taneden örnek vermek için bunu yaptım. Buradaki her bir objemi tutup sembol panelime götürerek birer sembol haline getiriyorum. Mesela diyelim ki ekle btn ya da kısaltmayalım boşuna ekle buton dedim. Buna grafik dedim. Dinamik sembol olarak kaydetmek istiyorum. Pivot noktası, orta noktası. Başka bir şey değiştirmeyeceğim. Okey dedim. Yine ikinciye geldim tık Tıklayıp sürüklüyorum. Buna da diyorum ki mesela çıkar. Tabii Türkçe karakter kullanmak çok mantıklı olmayabilir. Çıkar buton diyorum. Yine grafiği seçiyorum. Dinamik sembol olarak bırakıyorum. Okey diyor. Buna da tıklıyorum. Tıklayıp sürüklüyorum. Buna da mesela fav buton. Hani favorileri ekle gibi bir şey olabilir. Burada da tekrar grafiği seçiyorum. Ve okey diyorum. Üç tane sembolüm burada hazır. Bu sırada tabii ki bunlar da aslında instance'lar oldu. Bunlara ihtiyacım yok aslında. Yani hani boş bir artboard'a bakıyor olmayın diye tutuyorum ama yapacağım işlem için bunlarla alakalı bir işim yok şu anda. Sembol panelinde ise bu sembollerim hazırken herhangi bir tane seçili olmasa daha iyi olur. Sağ üstteki menüye bir kere tıklıyorum ve en altta Save Symbol Library yani sembol kütüphanesi kaydet butonuna bir kere tıklıyorum. Bunu yaptığım zaman aslında Illustrator içerisindeki sembollerin olduğu klasöre kadar gidiyor bakın bilgisayar içerisinde. Bunu yapmama gerek yok, burada tutmama gerek yok. Kendi masa üstüme de kaydedebilirim. Masa üstündeki illüstratör ve semboller içerisinde de kaydedebilirim. Buraya diyorum ki mesela sembol grubu 1 dedim. Ve daha sonra bakın altta file format symbol files files.ai yazıyor. Bir Illustrator dokümanı gibi gözüküyor ama aslında bir sembol dokümanı ve kaydet diyor. Bunu yine aynı şekilde kullanabilirim. Fakat ne zaman ki yeni bir doküman açacağım? Mesela herhangi bir doküman açalım. Hiç önemli değil. Boyutu vesairesi standart sembollerim tekrar geri gelecektir ve benim sembollerim nerede? Benim sembollerim yine sol alt tarafa kütüphaneye tıkladığım zaman. Burada other library başka library başka kütüphane butonuna bir kere tıkladığımda tekrar desktopuma geliyorum, masaüstüme, klasörümün içerisinde geliyorum ve burada mesela sembol grubuydu ismi. Sembol grubu 1'e tıklıyorum. preview gözükmeyebilir ama merak etmeyin doğru yerdeyiz. Aç diyorum ve gördüğünüz gibi yeni bir panelde sembol grubu 1 elemanlarım, kütüphanem buraya geliyor. Ve istediğim gibi sembollerimi aynı şekilde burada kullanabilirim. Yani bu masaüstündeki klasörüme kaydettiğim şu dosyayı, aslında istediğim birine gönderdiğim zaman ya da internete sunduğum, internete attığım zaman da insanlar bunu indirip kendi ilustratörlerini kurup benim sembollerimi rahatlıkla kendileri de kullanabilirler ya da bir projede birim birim çalışıyorsanız eğer bir başka birime, bir başka kişiye bunu yolladığınız zaman o da kendi projesinde ya da projenin devamında bu sembolleri kullanmaya devam edebilir. İşte mevcut library'lerimizi kullanma yöntemimiz ve kendi library'mizi, kendi kütüphanemizi oluşturma yöntemimiz bu ve bu yöntem bize çok ciddi zaman kazandırıyor.